Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17'de yaşanan depremde Adana'da İhsan Bayram Apartmanı depremin 20. saniyesinde yıkıldı. 100 kişinin yaşadığı apartmanda sadece 8 kişi hayatta kalabildi. Bunlardan biri olan sağlık çalışanı Orhan Boncukoğlu ise o gün nöbetini değiştirdiğinden hastanede olduğundan dolayı depreme burada yakalanıp hayatta kaldı ancak Boncukoğlu'nun oturduğu İhsan Bayram Apartmanı tamamen çöktüğü için evde bulunan kız kardeşi Hediye Boncukoğlu, yeğenleri Selman Enes ve Emine Ayris cansızı kaybetti. Deprem günü diş hastanesinde nöbetçiydim. Ben sağlık personeliyim orada. Zaten nöbette o deprem anını yaşadık. Ben hani Adana'nın bu tarz yıkıldığını, böyle evlerin yıkılacağını hiç tahmin etmedim. Çünkü hastane ortamında olduğumuz için çok fazla sarsıntımız olmadı. Dedim ki çevre illerde çok büyük bir deprem oldu, etkisi oldu. Ama daha sonra sosyal medyaya baktığımızda Adana'da evler yıkıldı diye bir şeyler gördük, görseller gördük. Ondan sonra İslam bu sen pazarının orada bir bina yıkıldı dendi. Ben annemlere o sırada aradım, ulaşamadım ama telefona cevap veren yok. Aynı binada B blokta benim arkadaşım kalıyor işte 5. katta. Ona ulaşmaya çalıştım. Ulaştığımda da Orhan yetiş eviniz yıkıldı diye bana haber verdiler. İşte ben o an zaten çok kötü oldum, kendimi kaybettim. Eve gelene kadar zaten o trafik alt üstü. Saat 7'de 8'de anca buraya ulaştım o trafikle. Geldiğimde zaten yerle bir olmuştu. O enkazı gördüğümde ben buradan canlı çıkmaz dedim ya. Resmen koca bir yığın, koca bir mezardı ev. Ya tuz duman olmuş. Boncukoğlu, annesi 72 yaşındaki Seher Boncukoğlu'nuysa depremden sonra bulamadı. Orhan Boncukoğlu şimdi her yerde annesini arıyor. Kurtarma çalışmalarında hep enkazlardaydık zaten. Anneme dair hala bir bilgi yok. Yani gitmediğim sağlık kuruluşları, adli tıp hiçbir yer kalmadı. Enkazdan çıkmadı mı? Annem enkazdan çıkmadı. Hala onunla bir bilgi yok yani. Ya çıkarıldı ya yanlışlıkla gömüldü. Yani parçalanmış cesetler de var. Onlardan DNA örneği alınıp size bilgi verilecek dendi. Bizden de DNA örneği alındı ama 3 haftaya geçti hala bilgi yok.